Hoş geldin. Ben Alparslan. Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisiyim, internim. Bir ay sonra da mezunum. Yarın da kapatma törenim var. Hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar, eğer Veteriner Fakültesi okunur mu diye yazdıysanız muhtemelen bu videoyu görmüşsünüzdür. Bu videoda cevaplayacağımız soru da bu. Eğer böyle bir tercih yapacaksanız, Veteriner Fakültesi tercih yapacaksanız bu video işinize yarayacaktır. Bu kanal da işinize yarayacaktır. Sonuçta ben burada veteriner fakültesi ile alakalı veya veteriner hekimlikle ilgili şeyler paylaşıyorum. Yanımda kitaplarımı görüyorsunuz. Bir takım kitapları yanıma aldım. Bunlar ürün yerleştirme gibi bir şey oldu. Veteriner reçete kitabı sahada çok pratik öneme sahip. Arkada da veteriner ilaç rehberi kitabı var. Şurada da üniversite itemlerim var. Veteriner fakültesinin mezun olanlar için yapılan sweatshirt var. Bir de yanında da tema topluluğundan aldığım bayrak var. Bu üniversitede topluluklara katılırsanız, işte birçok konuda topluluk vardır üniversitede, çevrecilik vesaire. Böyle şeyler alırsınız vesaire. Şimdi şöyle stetoskopumu yanıma bırakarak, burada da ödevim var bu arada, bugün teslim edeceğim. Size birazcık veteriner fakültesinden bahsedeyim. Şuraya notlar aldım. Öncelikle bu fakülteyi tercih edecekseniz sizi tebrik ederim. Çok iyi bir tercih yaptınız. Çünkü veteriner hekimliği giderek saygıdeğerleşen, giderek saygı duyulan bir meslek haline alıyor ülkemizde. Ama dünyada da zaten çok nezih bir meslektir. Çok böyle kıymetli bir meslektir. Özellikle İngiltere'de, belli başlı ülkelerde çok böyle saygıdeğer bir meslektir. Böyle sadece seçkin insanların okuduğu bir bölümdür. Çok zor alırlar. Yani zorun da zorunun zorudur. Öyle bir alandır veteriner hekimliği. Çünkü birçok şeyi barındırır. Böyle ha kedi köpek mi bakacağız değildir. Yani halk sağlığını ilgilendirir, insan sağlığını ilgilendirir. Bu aşı çalışmalarında vesaire de her şeyde veteriner hekimlerin her konuda rolü çok büyüktür. Sağlık deyince olmazsa olmazdır veteriner hekimler. Şimdi öncelikle bu fakülteyi tercih eden arkadaşıma söylemek istiyorum ki bu fakülte ezber bir fakülte. Yani bayağı ezber yapacaksın. Ezberin iyi değilse yandın. Yandın yani. Çünkü bizim müfredat da biraz o yöndedir. Belki bu kadar ezbere gerek yoktur ama bizim müfredatımız o yöndedir. Çok fazla ezber yapman gerekecek. Hayvanlardan böyle tiksinmemen gerekecek. Hayvanların birçok bölgesiyle, birçok atığıyla muhatap olacaksın. Vicdanlı olman gerekiyor. Hayvanın çünkü insan gibi bir şeyi yok. Hani genelde mesela özellikle sizi barınakta çalıştırırlarsa, barınakta siz çalışırsanız veya barınakta staj yaparsanız, böyle bölgelerde staj yaparsanız, sahipsiz hayvan da çok fazla olduğu için Türkiye'de biraz sizin vicdanınıza kalıyor hayvanın ehemmiyeti. O yüzden vicdanlı olmanız gerekiyor. Gerçekten hayvanı da düşünüyor olmanız gerekiyor. Girişken olmanız gerekiyor. Neden girişken olmanız gerekiyor? Çünkü size bu mesleği öğretmeleri zor. Siz öğreneceksiniz. Yani siz biraz böyle girişken olacaksınız. Uğraşacaksınız. Sizin elinize altın tepside sunmuyorlar bir bilgiyi. Ben mesela hemogramı bilirsiniz belki, böyle kan tabloları vardır. İşte kan testi yaptığınız zaman hayvanda R işte VBC white blood cells, RBC red blood cells, işte bunların nötrofilidir, işte makrofajlarıdır, bunların hepsinin lenfositleridir yorumlamasıyla ilgili bir bilginiz olması gerekir. Ama bunu mesela şey yaparsınız, derste dinlersiniz, yetmez. Birine sorarsanız anlatmaz. İşte veya anlatamaz. O yüzden hani bunu gibi özellikle böyle konuları, çok dıdısının dıdısı konuları öğrenmek zordur. Hani birine sorarsanız niye kortizon kullandık? Anlatır da anlattığı sana yetmez, anlamazsın. Çok tıp veya biyoloji biraz böyledir, biraz gizemlidir yani. Biraz takip etmeni gerektirir. O yüzden çok girişken, çok çabalayan olman gerekiyor tam olarak anlayabilmek için. Ve kimse sana tam olarak anlatmaz. Hiç kimse. Senin onu birçok yarım yarım bulup birleştirip de tamını senin oluşturman gerekir. Biraz hekimlik böyle bir şeydir. Kimse size tam olarak vermez bilgiyi.
O yüzden girişken, sürekli kendinizin böyle açık bir şey, antenleri açıp çalışıyor olmanız gerekir. Anlamaya çalışıyor olmanız gerekir. İyi bir fakülteye gitmeniz gerekir. Hayvan hastanesi var mı diye bakın. Ne kadar eski bir fakülte diye bakın. Öyle tercih edin. Çıkmış soruları bulmanız gerekir. Bu inside info olur. Yani içeriden bilgidir. Bunu hocalarınızla paylaşmayın. Beni muhakkak şu an dinleyen hocalar vardır. Hocam öyle gerçekten. Çıkmış bulmazsanız işiniz yaş. Hocalar her sene geçen senenin sorularını sorarlar. Ben artık kurtulduğum için bu bilgiyi sizlere paslıyorum. Hani eğer bu sorular değişirse de bana bir sıkıntı yok. Yani sonuçta olan size olacak. O yüzden bu bilgiyi paslıyorum size. Geçen senenin sorularını bulun üst sınıflardan veya alttan o dersi alanlardan. O soruları hocalarınız soracaktır. Boşa çalışmayın. Bakın, boşa çalışmamak çok önemlidir veteriner fakültesinde. Çok gereksiz detaylara çalışırsanız kaybolursunuz, boğulursunuz. Ezberlenmesi gereken kilit noktalara çalışın. Yoksa ben niye bir aydır çalışıyorum 30 aldım diye gezersiniz. Çok common, çok böyle yaygın bir olaydır bu. Herkesin rastlayacağı bir şeydir. YKS'de iyi bir puan yapmak önemlidir. Çünkü veteriner fakültesinin çok da iyi olmasa da bence derecesi iyi yerlerdedir. Yani şey, girmesi zordur. Ve diğer fakültelerden şöyle bir farkı vardır. Şimdi siz veteriner fakültesine gittiğiniz zaman çok yoğun olduğu için dersleriniz bir dönemde 14 tane dersiniz olacak. Hiçbir fakültede böyle bir yoğunluk yoktur. Yani belki vardır da hani tek tük fakültelerde vardır. Belki tıpla kıyaslayabilirsiniz kendinizi bu bağlamda. Hani iktisat fakültesinden arkadaşlarınız olacak. İşte çocuk rahat, işte film izliyor akşam. Rahat böyle, tamam mı? PlayStation oynuyor, bilgisayara giriyor. Sen giremeyeceksin. YKS öğrencisi nasıl çalışıyorsa sen de aynı öyle çalışacaksın üniversitede ve bu sana koyacak. Ben bu kadar sene YKS çalıştım, bunun için mi diyeceksin? Ben bu kadar senedir çalışıyorum. Yine mi bu kadar sene çalışacağım? Evet, o kadar çalışacaksın. Yine YKS'de olduğu gibi çalışacaksın ama artık bir beynin tek tip bilgiyi aldığı için, mesela hem fen hem biyoloji hem matematik almadığı için, benzer bilgileri aldığı için daha iyi öğrenmeye başlayacak. Ders yoğunluğu inanın YKS dönemindeki kadar yoğundur. Belki daha bile yoğundur. Ama bilgiler tek tipleştiği için her derste mesela şey görüyorsun. Parvovirüs görüyorsun. Her derste şap görüyorsun. Her derste antraks görüyorsun. Artık senin hani beynine giriyor yani yavaş yavaş. He, tamam biliyoruz onu zaten deyip dersi dinle, öyle dinliyorsun. O yüzden yani bilgin arttığı için. O yüzden hani bilmediğin şeyleri daha az zaman içerisinde görmeye başlayıp dersler senin için kolaylaşacak bu anlamda. Ama ders yoğunluğu veteriner fakültesinin çok fazladır. Diğer bölümdeki arkadaşlarına bakıp ah be ben de böyle olsaydım şimdi ne rahat ederdim diyeceksin. Rahat bir bölüm değil. Ama çıkmışları bulursan, hoca da öyle sorarsa rahat rahat da geçebilirsin. Geçilmeyecek bir bölümde değil. Çünkü belli bir şeyden sonra tekrara bağlıyor artık fakülte. Hep aynı şeyler geliyor. Böyle hep aynı bilgileri aldığını fark ediyorsun. Hep işte viroloji dersindeki öğrendiğin bilgiyi gidip dahiliyede kullandığın zaman oturuyor yani kafanda konular. Benim diyeceklerim bu kadar. O yüzden şimdi size bir de arkadaşlar itemlerimi göstereyim. Veteriner Fakültesi itemleri. Buna Portegü denir. Portegü. Bu veteriner ilaç rehberi. Kullandığımız ilaçları ve etkenleri ve işte marka isimlerini de içerir. Ne zaman kullandığımızı da söyler. Güzel bir kitap. Klinikte başucu kitaplarından. Bu da veteriner reçete kitabı. Bunun sır reçetesini de aldım. Nuri Altı hocamızın yeni çıkardığı bir kitap. Onu şu an yanımda değil. Bir de şuradan tema bayrağını size sallayayım. Bakın üniversitede topluluklara katılın. Güzel şeyler öğrenirsiniz. Bir de veteriner fakültesi bizim fakültenin şeyi, hoodisi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Beni takip edin.